Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en önemli görevlerinden birisi kültür varlıklarımızın korunması, kullanılması ve denetlenmesidir. Esas olan ticari kazanç değil, yüzyıllarda dayanışma kültürü içerisinde tarihsel bilinci ve kültürü gelecek kuşaklara en doğru şekilde bozulmadan aktarmaktır ve denetlemektir. Ama ne yazık ki vakıflar merdiven altı tarikatların, akçeli işlerin yürütüldüğü kurumlar haline dönüştü. Vakıflar kaynak yaratmak, yandaşlara iş bulmak kurumu değildir. Gençlerimiz ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, sınavlara hazırlanırken, yurt dışında gelecek ararken, kadro beklerken AK Parti kendi yandaş vakıflarında şahıslara devletin en önemli kadrolarını peşkeş çekmekle meşgul. Değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere bir vakıftan söz edeceğim. Bahsettiğimiz vakıftan önce değerli aydınımız Uğur Mumcu yıllar önce bir sözünü size hatırlatmak istiyorum. Hangi iktidar bir din sömürüsüne dayanmışsa mutlaka yıkılmıştır. Bu ülke bu tür vakıflardan, dini kullananlardan çektiği kadar kimseden çekmedi. Bu cemaate bağlı bir Hira Nur Vakfı kurucusu İsmail Ağa Cemiyatı'na bağlı. 18 yıl önce öz kızını 6 yaşındaki 29 yaşındaki bir müridine evlendiriyor. 6 yaşındaki o kız çocuğu büyüyor ve 24 yaşına geliyor. Sonra da şikayetçi oluyor. Ama o güne kadar hiç kimse görmüyor. Evet, yanlış duymadınız. Sözde efendimiz diye hitap ettikleri bir tarikat lideri 6 yaşındaki çocuğuna gelinlik giydiriyor. Bu güne kadar bu acı gerçeklere karşı karşıya kaldık. Hiçbirimiz görmedik ve gördük aslında ama kimse üzerine gitmedi. Kimse de çıkıp 6 yaştaki çocuktan bunlar neler oldu, ne nasıl oldu, nasıl gelin olundu hesap sormadı. 29 yaştaki adam da onca sene nasıl yaşandı? Bu nasıl baba? Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir iktidar anlayışı? Bu nasıl bir aile sosyal hizmetler bakanlığı? Devlette kimse bu tür olayları görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Devlet gölgesi altında yaşayan masumlara ve mazlumlara erişildiği ölçüde devlettir. Ensar Vakfı, Hira Vakfı ve bunlara benzer vakıfların derken kendi evlatlarımızı sapkın insanlara inisiyatifle terk edemeyiz. Bir bakanın bir kere de bir şey olmaz sözüne halen kulaklarımız çınlıyor. Merak ediyorum. Yine böyle bir kere de bir şey olmaz diyecek miyiz? Yoksa olayların üzerine gidip bu olayları soruşturacak mıyız? Çocukları biriktirirler 9 ay 10 gün. Ömür boyu harcamak için kullanırlar. Ama biz bu düzeni değiştireceğiz. Ve bir tek çocuğumuzu bile harcatmayacağız. Bu vakıfları bünyesine bulunduran, denetleyen, onlara göz yummamaya çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü istismarın ve bozuk düzenin bir parçası olmamalıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bütçesi bir yana, bu bütçe hangi derde deva, hangi yaraya merhem, neye çare? 20 yıldır ülkenin başında bulunan hükümet, yaşanılan ekonomik krizin sorumluluğu yine başkalarına yıkıyor. Bugüne kadar suçlu hep faiz lobisi oldu, diş güçler oldu, CHP oldu. Sayın Genel Başkanımız DNA'sını bozunca Genel Başkanımız oldu. Ama bir türlü kendisi olmadı. Şimdi de suçlu marketler zinciri. İktidar enflasyon konusunda sorunun 3 haneli marketlerden kaynaklandığını iddia ediyor. Evet, kötü ekonominin, enflasyonun, yüksek döviz kurlarının sebebi 3 harflidir. O da AK Parti'dir. Değerli arkadaşlar, şeker stoku için yağ deposunu basacağınıza, soğan lobisi için icat edeceğinize, yüksek fiyatlar için başkalarını suçlayacağınıza, ekonomi bakanınızın gözlerinin ışığına bakarak bunu denetleyemediniz. Ama biz bir gerçeği görerek onu size anlatmak istiyorum. 2022 yılında doğalgaza %111 zam, gübreye %230 zam, şekere %340 zam, elektriğe %260 zam, benzine %230 zam, ayçiçek yağına %210 zam, ete süte
Tamamlayınız. Ot tüpüne %90 zam. Ekmeğe, una %80 zam. Ulaşıma %75 zam. Türkiye tarihinde bu kadar çok zam yapan başka bir hükümet görmedi. Bu ülke savaşı da gördü. Darbeyi de gördü. Doğal afetleri de gördü. Ne olağanüstü halleri de yaşadı. Ama hiçbir zaman ekonomi bu denli çökmedi. Savaşın ortasında Ukrayna'ya dahi enflasyon %16.4 iken bizde TÜİK'e göre %84.4. Rusya ile savaşan biz miyiz, Ukrayna mı? Evet, bizim ülkemizde bir savaş var. O da sizin yarattığınız ve yurttaşlarımızın mücadelesini verdiği ekonomik savaş arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, evine ekmek götürmeyen babaların yüzündeki utancın sebebi sizsiniz. Mutfağında bir sıcak çorba çıkaramayan annelerin gözyaşının sebebi de sizsiniz. Maaşı yetmeyen emeklinin, zarar eden çiftçinin, insan oruna yakışır bir yaşam sürmeyen iş...